Herkese yeniden merhabalar. Stüdyo 2 küçük sevgiye hoş geldiniz. Baklava dilimi battaniyemin motiflerini örmeye devam ediyoruz. Daha önce baklava dilimi battaniyemde hangi ipi kullandığımı ve motiflerin yapılışını sizlerle paylaşmıştım. Bu videoda da köşe motifinin örülüşünü sizlerle paylaşmış olacağım. 4 zincir çekerek başlayacağım motifime. Bunun için bir başlangıç ilmeği oluşturuyorum ve 4 zincir çekiyorum 1 2 3 ve 4 ilk zincirimi bir tane ikili trabzan yapacağım ve birinci sırayı tamamlamış oldum 3 zincir çekerek motifimi döndüreceğim bir üst sıraya çıkmış oldum sağ ipimi doluyorum ve iki tane ikili trabzan yapıyorum birinciyi şuraya yapıyorum ve ikinciyi de yukarı çıkmak için ördüğüm zincirlerin tam tepe noktasına örmüş oluyorum. Eğer bu 3 zinciri de sayarsak böylece 3 tane ikili trabzanımız olmuş oldu. 3 zincir çekiyorum. Motifimi çeviriyorum. Tığ ipimi doluyorum. Bu bir tane ilmeği atlıyorum. Yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yukarı çıkmak için ördüğüm bu 3 zincirin tepesine de 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yani aynı noktaya 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece 3. sırayı tamamlamış olduk. Bir kenar düz ilerlerken bir kenar dışarıya doğru açılmaya başladı. Çünkü orada artırma yaptık. 3 zincir çekiyorum ve motifimi çevirerek bir üst sıraya çıkmış oluyorum. Tığa ipimi doluyorum ve zincirin şu başlangıç noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sonra sıra boyunca Üç tane ikili trabzan yapacağım 1 2 ve ve zincirin tepesine bir tane olmak üzere toplam 3 tane ikili trabzan yaptım ve dördüncü sırayı tamamlamış oluyorum 3 zincir çekerek motifimi çeviriyorum ve 5 sıraya başlayacağım zincirin hemen başlangıcındaki bu ilmeği atlıyorum ikincisine ikili trabzan yapmaya başlıyorum bir, iki, üç tane ikili trabzan yapıyorum ve yukarı çıkmak için ördüğüm bu zincirin tam tepe noktasına iki tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere iki tane ikili trabzan yaptığımda orada arttırmış oluyorum. Böylece motifim kenara doğru açılmaya devam ediyor. 3 zincir yaparak motifimi çeviriyorum ve bir üst sıraya çıkmış oldum. Zincirin hemen başlangıcındaki ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum ve sıranın sonuna kadar toplam 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 5. de bu zincirin alttaki zincirin tam tepe noktasına 5. yapmış oluyorum. Böylece 6. sırayı tamamladım. 3 zincir çekiyorum. Motifimi çeviriyorum. Ve ikili trabzanlarımı yapmaya başlayacağım. Zincirin hemen başlangıcındakini atlıyorum ve yanındakine Birincisi olmak üzere ikili trabzanlarımı yapıyorum. 1 Ve 5 Toplam 5 tane ikili trabzan yapıyorum Ve bir sonraki ilmeğe alttaki zincirin tam tepe noktasına 2 iki tane ikili trabzan yaparak arttırıyorum Bu kenarda Daima arttırmaya çalışıyorum. Bu kenarı ise düz bir şekilde yukarıya çıkmaya çalışıyorum. 3 zincir çekerek motifimi çeviriyorum. 8. sıraya başlayacağım. Burası benim arttırdığım kenar. Arttırdığım kenarlarda zincirin hemen başlangıç noktasına ikili trabzanımı yapıyorum zaten ve sonra sıranın sonuna kadar toplam 7 tane ikili trabzan yapacağım. 8. sırayı tamamladım. 3 zincir çekiyorum. Motifimi çevirerek 9. sıraya başlıyorum. Tığ ipimi doladım. Zincirin başlangıcındaki ilmeği atlıyorum. Yanındakine ikili trabzanımı yapıyorum. Ve böylece sıranın sonuna kadar 7 tane ikili trabzan yapacağım. Ve 7. ikili trabzanımı yapıyorum ve son ilmeğe alttaki üçlü zincirin tepe noktasına 2 iki tane ikili trabzan yaparak 9. sırayı tamamlamış oluyorum. 3 zincir çekiyorum. Motifimi çeviriyorum. Ve 10. sıraya başlıyorum. Tığ ipimi doladım. Zincirin hemen başlangıcına bir tane ikili trabzanımı yaptım ve sıranın sonuna kadar 9 tane ikili trabzan yapıyorum. ve dokuzuncuyu da yaparak bu sırayı tamamlamış oluyorum. Böylece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra örmüş oldum. 11. ve son sıra için 3 zincir çekiyorum. Motifimi çeviriyorum. Zincirin hemen başlangıcındaki ilmeği atlayarak yanındakine ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Toplam 9 tane ikili trabzan yapacağım. Birinciyi yapmış oldum. ve 9 tane ikili trabzan yapıyorum. Son olarak en sondaki ilmeğe yani alttaki üçlü zincirin tepe noktasına 2 iki tane ikili trabzan yapacağım. Tam o zincirin en tepesine birinciyi yaptım ve ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Toplam 11 sırayla köşe motifimizi de tamamlamış olduk. Bir tane zincir çekiyorum ve şöyle biraz uzun kalacak şekilde İpimi kesiyorum. Böylece köşe motifi tamamlamış olduk. Daha önce baklava dilimi battaniyemin diğer motiflerinin örülüşünü de paylaşmıştım. Tam motif, yarım motif, yanlarda kullandığım uzun motifleri ve şimdi de köşe motifinin yapılışını paylaşmış olduk. Onu da şu şekilde yerleştireceğim battaniyemde uygun yerlere yerleştirmiş olacağım. Bu motiflerin yapılış videolarını da sizlerle paylaşmıştım. Şimdi orada yaptığım hesaba göre her motiften kaç tane örmem gerekiyorsa o kadar sayıda öreceğim. Kullandığım ipten dolayı zaten kendisi bir desen oluşturacak. Siz dilerseniz düz renkle de motiflerinizi örebilirsiniz. Ve motiflerim tamamlandığında birleştirme videosunu da sizler için hazırlayacağım. Bu videoda sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve bol örgü dolu günler dilerim. Hoşçakalın.